Köy meydanında çekimlerimiz devam ederken bir anda gördüklerime inanamadım. Yolda gelmekte olan jipin ön tamponu üzerinde güçlükle tutunan bir hanım. Öyle tehlikeli bir şekilde geliyordu ki. Hemen koşup yanlarına gittim. Benim gözlerim şaşkınlıktan kocaman olmuştu. Ancak köy halkı gülüyordu. Çünkü onların her gün gördükleri ve kanıksadıkları manzaraydı. Kanıksanan, normal karşılanan bu durum yakışıyor mu? İnsan hayatını tehlikeye atan bu durum sizce yakışıyor mu? Ne dersiniz? Zeytin toplamaya giden bayanlar jipin içinde ağırlık yapınca dengeyi sağlamak amacıyla birinin jipin burnunda, diğerinin de tepesinde gitmesi gerekiyormuş. Ben de bu manzarayı AKP yönetimindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde bulunduğu durumu anlatan bir kapak olsun ve dahi hayırlara vesile olsun diyorum. Son yıllarda inşallah kelimesini ne kadar sık kullanır hale geldik değil mi? Bu neyi gösteriyor? Allah'ın armağan ettiği beyni kullanmak yerine her şeyi Allah'a havale eden insanların sayısının hızla arttığını gösteriyor. Ne diyelim artık? Allah kolaylık versin. Nedir bu hanımların çilesi? Ben soruyorum, siz de söyleyin. Yazıktır size. Nereden geliyorsunuz? Zeytin'den geliyoruz gülüm. Bu bayağı o demin önde oturan kimdi? Görevimiz tehlike, bu ne? Nasıl attınız kendinizi? Trafik polisi olmadığından ne edeceksin, idare ettiriyorsun. Nasıl geldi? Ne kadar zaman geldiniz öyle? Bahçeden beri geliyorum. Kaç kilometre var? 15-20 dakikada geliyoruz yani. Yarım saatten fazla da geldiğim yol canım. Öyle yarım saat geldiniz. Hı. O koşulda. Nasıl tutunuyorsunuz ya? Ya alıştık var gülüm. Niye ki arabalar dolu olunca. Her gün böyle mi? Çoğu zaman geliyoruz öyle yük çok olunca. Adınız ne? Nurşen. Nurşen Hanım'ın adı da Çile koyacağım ben. Değiştirelim. Bu ne böyle? Yazık değil mi? Ne yazık olsun edeceksin gülüm. Minecek yer olmayınca mecbur kalıyorsun binmeye. Yükün... Kaç çocuk var? 3 tane. Allah bağışlasın. İşte. Onlar da böyle çile çekecek mi? Ben kızıyım. Bak kızı da öyle. Sen de mi gitti? Ben tepesinde gelmiştim de. Sen de tepede. İndim de arkaya geçtim. Yazık, bu köy kadınların çilesi nedir değil mi? Bizimki böyle var gülüm, ne yapacağız? Böyle çalışmasak da herhalde. Ekmek yok nerede? Mecbur çalışacağız yani. Bu koşulların değişmesini istemez misiniz? İstememiz isteriz. Evet, biz tabii. Güzel bir yaşantı olsun istememiz. Değil mi yani? Tabii. Bu insanı daha insanca yaşam tabii, değil mi gerekir? Doğru. Doğru. Daha çağdaş. De, çağdaş olsun nerede? Hani garibanlıktan bu hükümet bizi bir şey vermiyor ki. Biz nereden kurtulacağız bu çileden? Mecbur kalıyorsun yani. 300-500 milyon parayla ne alacaksın ne satacaksın da masrafını göreceksin. Sabahtan akşama ne? Genç yaşta herkes aynı. Aynı çile. Sizin adınız? Sümeyra. Sümeyra. Diğer kardeşiniz? Gülsüm. Bir tane de abim var. Süleyman. Onlar da yardım ediyorlar. Onlar bir tanesi Beydağlı tarafında duruyor evli. Bir tanesi abim Denizli'de çalışıyor. Ben burada evliyim. Burada duruyorum. Çocuk var mı? Var. İki tane. Bir kız bir oğlan. Allah bağışlasın. Sağ olun. Bir taraftan çocuklar, bir taraftan bağ bahçe. Yazıktır valla. Çalı çırpı da getirmişsiniz. Yakacağını da getiriyorum. Yakacağını da getiriyorum. Yakacağını da getiriyorum. Yiyeceğini de getiriyorum. Her şey var bizde. Şimdi bir de gidip yemek yapacaksınız. Yemek yapacaksın, zobu yakacaksın. Yiyeceğin, içeceksin, yakacaksın. Çocuklara kim bakıyor şimdi? Kayınvalidemin yanında bıraktım bugünkü çocuklara. O bakıyor. Yemeği kim yapacak? Yani kendim yaparım şimdi gidince. Gidince bir de yemek yapacağız. Ne pişireceğim bu saatten sonra? Ne yaparız artık bilmiyorum. Makarna yaparız. Ne bileyim o türden pratik. Ya çay kahvaltı yiyeceksin. Ne yapacaksın yapabilirsin. Bu arada beyler çalışıyor değil mi? Eşim çalışıyor. Eşim madeni çalışıyor benim. Ya.
Öyle mi? Bükü Aydın'a giden madencilerin içindeydi o. O yoğdu. Orada mı? Haskö'den mi indi? Vardı. Kaçtı röportaj yapmaktan. Olabilir. O da gece 12'ye kadar maden ocağın. Madenci çalışıyor. Bir de iki de geliyor onlar gece. İşte yani köyümüzde insanlara reva görülen, mecbur bırakılan yaşam koşulları. Eşi, hanımı bağda bahçede akşama kadar çalışsın. O da gitsin maden ocağına insin. Yani nasıl, değil mi? Çalışmasak yani kim ekmek verecek, kim para verecek ki? Yine yaşayamıyoruz. Güzel. Çalıştığımız. Onu diyorum. Tabii yani. Yeni çalışıyoruz ama. Karın tokluğuna. Karın tokluğuna. Bir bayram gelir, üstü başı almayız. Ne zaman elbisemiz eskiyse o zaman bizim bayram. Öyle. Doğru söyleyeceksin şimdi. Ne zaman üstü başın eskiyse o zaman bayram öyle geliyor. Öbür türlü ne adı buluyorsun bayramı? Ya bunları unutmayın. Size milletvekili adayları geldiğinde sorun. Hanımlar. Bu ülkede değişim hanımlar. Geliyorlar lan kırdı hep gidiyorlar. Sizi gören konuşan bu. Anlamıyor. Ne hadi kim geliyor? Biz seni gördüm ben şimdi daha. O zaman sizi seçmen yerine bile koymuyorlar. Sizi seçmen bizi adamlar başımızda nuri atarsın atın işte bu. Biz zaten bu. Hanımlar diyor ki ben diyor beyimin nereye giderse ben de oraya ya giderim. Aslında gitmem. Hangisi beni şeylik verecek ben onu gider aslında. Beyimin sözünü bil tutmam ama atacak parti kalmadı güzelim. Hangini güvenelim adam? Doğru konuşacaksın şimdi. Zaten. Onu atıyoruz hepsini denedik partiler. Bilmiyoruz biz de saçtık şimdi seçimlerde kime oy vereceğimizi biz bilmiyoruz şimdi gerçekten bilmiyoruz. Doğru konuşuyorsun sen. Nereye vereceğimizi saçtık. Bütün hep yalancı müşkertçiler yerinde kalmış Türkiye. Neresin bunun şeyli? Doğru konuşacaksın. Haklısınız. Ha? Hep yiyecek. Büyük başlar böyle derse başımızdakinden. Ufaklar gülüm hay hay da her şeyi götürecek. Hanımlar koşulların kötü olduğunu ve daha iyi koşullara layık olduklarının farkındalar. Ama kim değiştirecek ki koşulları? Tüm ülke genelinde halk talep ederse ülkemizi yönetecek irade çıkacaktır. Halk talep ederse. Halk razı olursa koşullar daha beter olacaktır. Türk halkı Atatürk'ün dediği gibi, emanet ettiği gibi her yaştaki Türk gençliği isterse, insanca yaşam koşullarını elde etmek için gerekeni yapar. Yok istemez de razı olursa birilerinin verdiği sadakaya ve yaşam koşullarına, giderek yaşar ağırlığını kendi memleketinde tutsaklığın. Siz gene orada gitmeye devam mı yarın da? Öyle mi geleceksiniz? Ya, bitirdik gar bugün. Bitti mi? Oh aman geçmiş olsun. Bir buçuk aydır ediyoruz gülüm. Bir buçuk aydır bu çile aynı bizde işte her gün. Bir buçuk aydır seyitin ediyoruz. Evinci kestini vardı. Evvela incir vardı. Daha biz hiç dinlemedik. Hiç hanımlar köyde muhtar adayı olmuyor mu? Hayır. Yok mu? Yasak mı? Yok hayır. Ben biraz bizim daha burada... büyürsem yaşım biraz da ilerisi muhtar adayını koyacağım yalnız düşünüyorum. Buse. Buse'nin güzelliğini gördün mü İrfan? Ah, maşallah. Evet. Öbürü nerede? O ufak, o da 3 yaşında. Daha küçük. Ya, okula gidiyorsun sınıftasın. Bir. Daha birinci sınıfta. Maşallah sana. O okuyacak değil mi anne? Tabii mutlaka. Sonuna kadar. Bizlerimizi okutalım. Bir meslek sahibi. Kesinlikle. Okul gittiği yere kadar gideceğiz arkasına. Okul gittiği yere kadar. Yani okuyacağım dedikten sonra nereye, yani ne kadar isterse o kadar göndereceğiz artık. Bu sene olmak istiyormuş bakayım. Öğretmen. Öğretmen olacak. Anam, ne kadar olmak güzel. Olmak istiyor. Ayşe. Ayşe Hanım, sabah kaçta gittiniz? 9 gibi. 9 gibi gittiniz bu saatlere kadar bu soğukta. Ne yapacak? Çalıştınız. Topladınız, geldiniz. Ama siz şanslısınız. Önde gelmediniz arabanın burnunda. Ben gidemiyorum zaten. Yüksek tansiyon vardı. Ben yüksekliği şey edemiyorum. Akşam gelince yemeğiniz hazır mı? Hazır değil. Benim beyim yok zaten. Bir başım bir peşim diyorsun. Öyle ya. Neyi vereceksin şimdi gidince? Bakalım. Kız var evde. O yapık o. İyi. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Nazmi Şimşek. Hanımlar çalışıyor burada bayağı. Erkekler de çalışıyor mu? Çalışıyorlar. Çalışan da oluyor, çalışmayan da oluyor. O da var ha. Burada erkekler şiddet uyguluyor mu hiç hanımlara? Dövüyorlar mı?
dövmezler Gün Canım. Dövmezler değil mi? Dövmezler. Yok değil mi öyle bir adet? Yok öyle bir şey yok. Yok değil mi erkeklerde böyle bir kötü adet? Şimdi biliyorsunuz yasa çıktı artık. Gidip başvurduğunuz zaman jandarmaya hapse giriyorlar. Biliyorsunuz değil mi? Yok öyle bir şey bizim bulanda. Hani dayak yiyen hanım varsa köyde sahip çıkın olur mu? Öyle olmaz olmaz. Öyle şey, öyle şey yoktur bizim. Yok değil mi? Ya. Kaç çocuk var? 3 tane. 2 tane kızım var, 1 tane de oğlum var. Buradalar mı? Hepsi dışta. Yok köyde kimse. Biri İzmir'de, biri Nazilli'de, biri Almanya'da. Söylemişti muhtar. Peki gelip gidiyorlar mı köye? Gidiyorlar. Almanya'dan giden. Gelinim de geldi, oğlum da geldi, torun. Size hediyeler getiriyorlar mı? Getiriyorlar. Peki Almanya'da yaşam böyle anlatmıyorlar mı Almanya'daki yaşam koşullarını? Çok anlatıyorlar. İyi diyorlar. Oradaki çevreler değil mi? Yaşam koşulları, standardı. Avrupa her şeye ulaşmış artık. Bizim gibi değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Nedir bu halimiz? Ne düşünelim? Çalışıyoruz. Niye böyle geri kalıyoruz biz? Ne bileyim gari ben bileyim. Sizin yarın ne işiniz var? Zeytin bitmiş. Bitti gari. Bundan sonra işimiz yok. Evde mi oturacaksınız? Evde otururuz. Odun gideriz. Yine oturmayız. Bahçeler çalışmaya gidiyoruz yine. Bahçelan işler var. Oğlan iş. İncirlen yemişlen kurulan. Siz iş bitmez diyorsunuz. İncirleri kesim yapacağız. Odun getireceğiz. İş çok. Az mıyım, çok muyum? Var mıyım, yok muyum? Ben neyim? Kaç mıyım, göç müyüm? Hiç miyim, suç muyum? Ben kimim? Hiçlikler içinde kanayan yürek, yokluklar içinde savaşan beden, boşluklar içinde karışan zihin, güçlükler içinde değil miyim? Yoksa sizin doğduğum yerde geçimsizim bugünlerde, kimsesizim bu yerlerde, değersizim bu ellerde, gölgesizim her gün her yerde. Geçimsiz.
sessizim bu yerlerde, değersizim bu ellerde, gölgesizim her gün her yerde. Geçimsizim bu günlerde, kimsesizim bu yerlerde, değersizim bu ellerde, çaresizim doğduğum yerde.